Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, uzun zamandır kurmak istediğim denizi nihayet bu video ile startını vermiş olacağız. İlk önce Oğuzhan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu denizde onun da tuzu var. Bana bir 10 litrelik diatom sürecini atlatmış, uzun süredir oturmuş suyu olan deniz akvaryumundan 10 litre kadar su ayarladı. Çok sağ olsun kendisi. Onun da bir YouTube kanalı var, Akvaryum Notlarım diye. Açıklama kısmında yine belirteceğim kanalın linkini. Eğer takip etmek isterseniz desteklerinizi esirgemeyin diliyorum. Çünkü çok güzel şeyler paylaşmakta. Onun haricinde bu videoda birçok şey göreceksiniz. Neler göreceksiniz? İlk önce akvaryumumuzun fonunu değiştireceğiz. Mavi bir fona sahipti. Siyah bir fon yapacağız arkadaşlar. Daha sonra burada Onur abinin bana akvaryum armatürü satın alırken vermiş olduğu ayakları dolaba monte edeceğiz. İşte kumumuzu koyacağız, suyumuzu hazırlayacağız, tuzumuzu hazırlayacağız. Yani birçok şey izleyeceksiniz. Büyük ihtimalle ben bu videoyu hızlandırmış olacağım. Çünkü sizlerin de vaktinden çalmak istemiyorum sevgili arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim yavaş yavaş. Sizleri de fazla sıkmadan artık startı verelim istiyorum. Çok heyecanlıyım. Umarım sizler de benim kadar heyecanlısınızdır. Direkt videoya geçiyorum.
Ve nihayet muhteşem son arkadaşlar. Gerçekten uzun bir gün oldu. Bu videoda birçok kişinin emeği var. Oğuzhan'ın emeği var mesela. Onur abinin emeği var. Aynı zamanda işte Ferhat abinin emeği var. Çünkü biliyorsunuz ki ben PS'yi ondan aldım. Çok uygun bir fiyat aldım. Çok sağ olsun. Daha önce böyle bir PS vardı elimde. Fakat işte minini temizlerken pervanenin maalesef ki minini kaybettik. Bu nedenle onun ucuna motorlu pipo filtrenin kafa motorunu taktım. Direkt suyunu alsın. En azından sirkülasyon yapalım diye. Başta açık konuşmak gerekirse tuzunu biraz ayarlayamadık. Tuzu 1029 civarında. Normalde 1020 ile 1024 arasında olması gerekiyor. Ama ilerleyen zamanlarda Rose'u ekleyerekten işte tuzu ortalama bir seviyeye getirmeye çalışacağız. Çünkü şu an daha ilk gün. PS herhangi bir şey toplamıyor zaten tankta bir şey olmadığı için. Sağ olsun Oğuzhan da dediğimiz gibi Amasya'da bir pet shop'tan deniz akvaryumu vardı. O deniz akvaryumundan su aşıladık. En azından bakterili bir su aşıladık. İlerleyen zamanlarda Allah nasip ederse yavaş yavaş testlerini satın almaya çalışacağım. Eğer uygun bir fiyata denk getirebilirsem. Dediğim gibi birçok kişinin emeği var. İsmini sayamadığım birçok arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Deniz akvaryumuna tekrar dönmek gerçekten muhteşem. İnşallah emeğinin karşılığını alırız ve güzel güzel bir şeyler yapmaya çalışırız. Şu an kayalar biliyorum ki çok tasarım bir şey olmadı. Uğraşmadım açıkçası. Ama umarım ilerleyen günlerde biraz daha farklı bir şeyler deneyebiliriz. Şu an hiçbir şekilde dokunmak istemiyorum tanka. Çünkü yeni kurumlarda dikkat edilmesi gerekiyor bazı şeylere ve ben de artık fazla dokunmayacağım, akışına bırakacağım. Diatom sürecinden sonra canlılarımızı girip umarım göz zevkini, seyir zevkini elde etmiş oluruz. Aşağıda vatozlarımız var, onu şu an aşağı aldım. Ona ayrı bir güzel yer yaparım, o vatozlara da gereken değeri vereceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bu kanalda çok güzel şeyler olacak, emin olabilirsiniz. Farklı olmak istiyorsanız lütfen yerinizi ayırın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda, videonun konusunda şimdiden söyleyeyim. Deniz akvaryumu bana maliyeti ne oldu adlı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.